Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Size gene çok şükür gene güzel bir sürprizim var. Siz de hoşunuza gidecek bir sürpriz. Sürprizi Özkan gösterir misiniz? Biraz daha sabırsızlansınlar önce. Gel lan gel. Bakalım tanıyanlar olacak mı? Şöyle kafa yapısına bakın. Şu anda çok çekiniyor. Bizim oğlan diyeyim çünkü oğlan. Arkadaşlar bu önceden göstermiştim ben size. Poyraz'ın oğlu mu değil mi falan diye gösterdim. O videoda da bir kısa bir kesit atarız buraya. Allah Allah. Artık Junior Poyraz bu işte. Her tarafı Poyraz. Poyraz'ın küçüklüğünü hatırlıyor musun? Çok benziyor. Ediyor mu abi? Çok benziyor küçüklüğüne. Poyraz bana 7 aylıkken geçti. Zaten o kafa yapısı falan böyle sert duruyordu. Bu da öyle ya. Sert abi ya. Şey değil, duruş olarak şey olarak. Suratını bir şey. Ah, Poyraz lan işte. Bir de bir Poyraz. Bir de adamcıl olursa bak. Adamcılar da. Ciddi mi? Allah'a diyorum ha. Ben öyle yabancı biri yaklaştığı zaman hücum ediyorlar. Buyur. Koca olanı çiftliğimize indirdik çok şükür. Mutluyuz. Şimdi tabii o daha yeni indirdim şeyden arabadan. Ne mi lan? Bakışlı. Babası da aynı bu yaşlarda kapıma gelmişti. Tabii babasının babası ben değil de sadece enikken vermiştim. Sonra da geri aldım. Bu da aynı şekilde. Arkadaşlar bu kafa yapısına ben aşığım. Onun için değil mi? Tabii herkesin bir gönlünde bir aslanı vardır. Ben bu Poyraz'ın, Gürün'ün kafa yapılarını aslayayım arkadaşlar. Göz yapıları. Adamlar kangal derler. Anadolu çoban köpeği derler. Ne derlerse desinler. Bizimkiler aslan arkadaşlar. Aradaki fark o işte. Bakışlarıyla, şeyleriyle, sertlikleri. Zaten bunların en güzel özelliği de suratları gibi kendi karakterleri de sert hayvanlar. Şimdi tek bunun şeyi görüyorum, bakımı da kötü değil. Şimdi bunun yapacağımız tek şey bunu güzel bir şekilde şuna titreşini görüyor musun? Tamam oğlum tamam. Orada dışarıdaydı arkadaşlar. Dışarıda bir şeyin kar yağmayan bir yerde kız kardeşinin beraber oturuyorlardı. Hali keyfi yerinde yani şey hasta masla demeyin. Çok şükür her şey yerinde. 10 numara ama burada tabi böyle bir ortamda çekiliyor. Zaten biraz da şeydi. Vahşiydi yani insanlara fazla şey yapmaz. İnsanlarla fazla işi olmaz. Bir de arkadaş diyor şey insan adamcıl yani adama saldıran birisi. Bu koca olan. Ya. Niyeyse. Çok şaşırdım. Bizim köpekler de ne alaka? Hiç adama gitmedi. Poyraz'ın oğlu adamcı aynasın. Ne? Öyle mi lan? Ne? Hoca olan. Lan bir şöyle bir ayağa kalksan millet bir boyunu posunu görse. Görürler daha ya. Ay görürler değil mi oğlum? Şimdi ben adını dahi sormadım. Onun apayrı bir şey yapacağız.
güzel bir isim takarız inşallah. Ay kızla anlaşır mı acaba? Vallahi şimdi ay kızdan büyük boyca, şeyce, yaşça. Ama boyca ay kız kadar bir şey. Ama kafa tamamen sert mi diyor. Şuna bak hala kafası sert sert kocaman. Arkadaşlar burada büyük bir köpek vardı. Yetişkin. O köpeğin dişinden daha büyük. Daha 1,5 ay oldu. Dişlerini değiştirene. Onunkinden daha büyük. Yani diyecek bir şey yok zaten. Tüy, şu tüy rengi, yapısı, her şeyi Poyraz. Ama Poyraz'dan acaba biraz daha mı kalın olur diye düşünüyorum. Şey olarak, vücut olarak. Çünkü boynu moynu biraz daha şey duruyor. Koca lan! Koca lan! Sıpa! Sen adamcı mı olacaksın lan? Lan sen benim tatlım olacaksın, tatlım lan. Şey olarak bizde boy şeyimiz yok. Bizde karaktere çok önem veririz. Adamlar diyorlar mesela atım güzel olsun, koşmasın dedikleri gibi. Bizde o değil arkadaşlar. Bizde icraat çok önemli. Poyraz'ı ben güzel bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum ben bu şeyin yavrunun. Ama bir şey değil mi? Alnına bakarsan maşallah dümdüz gidiyor. Hiç çıkıntı falan yok yani. Ya istersen çıkıntı olsun. Şimdi şöyle bir şey var. Yani sen tamam güzel benim köpeklerim Anadolu çapan köpeği diyorsun da bence kangallık oranı çok yüksek bunların. Sen alçak gönüllülük yapıyorsun ama. Vallahi bilmiyorum neyse de. Bizimkiler kurtçul kardeşim. Kurtçul diyorum ben. Değil mi oğlum? Bak hele şuna. Değil mi oğlum? Kurtçul. Kimin kurtçuluğu olacak bu? Hı? Şunu arkadaşlar şimdi de mala salın. Zehir gibi yetişir. Yani bir yaz mala gitsin. Zehir gibi olur bu maşallah. Değil mi oğlum? Kimin tösünüsün sen lan? Hı? Kimin tösünüsün sen? Hı? Şimdi buralara bu alışacak. Dağlara, taşlara o birileriyle beraber fırlayacak. Değil mi lan? Bu oğlum şeyler şöyle artık ya, şey yapar yani. Bunu bir şey alıştırırsak şey yobaza da artık şey yapar bunu, destek verir. Ufak. Değil mi lan? Ama façalı gibi falan ezer diye korkuyorum. Tek sıkıntı bu. Façalı ile Zeynep buna çok şey yaparlar. Ama bu da aşırı sert, onu biliyorum. Asya gibi sabırlı olmaz onlara herhalde bu. Yok. Niyeyse? Asya gibi sabırlı olmaz. Niye acaba? Arkadaşlar benim sürprizim umarım hoşunuza gitmiştir. Ben mutluyum. Böyle bir güzel bir yavrunun buraya indirdiğim için. Tabi burada emeğe geçen Adem kardeşimiz, arkadaşımız Allah razı olsun. Bize layık gördü. Biz de bunu buraya indirdik. Annesini de bir araya bir yere sıkıştırıp bir gösterelim. Poyraz'ın yanına geldiği videodan bulabilirsek. Evet, onu çiftleştirdiğimiz gün çarptıydık. Aynen. Onları. O da çok güzel bir dişiydi. Evet, Poyraz kadar var hemen. Var. Rahat var. Saymadım var ya. Ne edecek bunu? Onun arkasını dönün. Ben de çektim. Sen de o kadar baktım halde söyledim. O gün şeye çektim. Yallah bundan sonra.
Arkadaşlar güzel bir rancık var Adem arkadaşımızda. Şimdi bunu bizim köpeklere ufak ufak bir gösterdik. Bizim de zaten damızlıklarımızdan poyraz var. Önce de belirtmiştim. Poyrazla arkadaşlar çiftleştirdik. Adem'e derler ya, vatana millete hayırlı olsun. İnşallah güzel güzel emikler alırız arkadaşlar. Soyunu sopunu bildiğimiz güzel bir kancımız. Bakacağız şimdi. İnşallah güzel emikler tutmak kısmet olur. Poyraz da baba olacak. Bu sene galiba ilk defa çiftleştirdim arkadaşlar poyrazı. Hayırlı olsun. Sana da kardeşim. Yavrularını severiz, çekeriz inşallah. Poyraz bir tepesine çökmüştü önce. Bir boğmuştu orada. Onu hatırla. Hatırlıyor musun? Anası sert olduğu için poyraza dikten önce bir altın aldı. Arkadaşlar şuna dikkat ediyorum ben şeylerde. Mesela şu boyun şeyleri biraz kaba olduğu zaman iyi oluyor. Mesela köpek veya kurt şuradan tuttu. Şu sünüyor. Buradan kafayı çeviriyor. Bunu burnundan tutabiliyor. Yani kabı geniş diyoruz biz. Kabı geniş köpek şey oluyor yani. İyi oluyor. Ya hayırlısı olsun değil mi la? Allah sağlık sıhhat versin. Gerisi önemli amin, değil değil mi bubuş? Değil mi bubuş? Allah sana sağlık sıhhat versin. Başka bir şey istemiyorum. Başkan delikanlı. Lan bakışın bile çirkin senin. Poyraz bir de poyraz gibi yandan yandan bakıyor var ya. Bu yaşta lan bu çirkin bakışlık neydi lan? Daha çocuksun oğlum sen. He? Beni nereye getirdiniz diyordur. Ben oraya alıştıydım diyordur. Vallahi arkadaşlar. Şöyle dışarı bir çiçek hele. Dışarının durumu. Ben bu karda kışta işte yavruyu getirdim. Bizi boş durmuyor arkadaşlar. Muazzam derecede öf, tipi var. Tipi, fırtına, kar, her şey var. Ne ararsan var. Şimdi bizim sıkıntılarımız her zaman söylüyor. Yer sıkıntısı. İki tane kulübeyi yağış kötü diyorsa koyacaktık. Şey yapıp, ufak tefek bir şeylerimiz de kaldı. Onları koyacaktık. O da olmadı. Misafirimiz var. Yağmur. Sonra enikler var. Gidecek onlar. Yani yeri açılacak ama birkaç gün. Şimdi büyüklerin birinin yanına atacağım. Ne olacak ben de bilmiyorum. Gürün babanın yanına atsam nasıl davranır buna? Şey biraz hırpalar diye korkuyorum. Samuray. Kardeşi var ya. Abisi. Abinin oraya mı atayım? Amcanın oraya mı la? He? Hangisini yanına atayım seni? Ya da Gürün daha şey durur gibi ben geliyor ezmeden. O biri kanı kaynıyor. Gürün yemek zamanı veyahut da ters bir şey yapmadığı sürece bir şey yapmaz. Arkadaşlar yani isim ben söyleyeyim araya gireyim. Güzel isim aklına gelen varsa yazsın arkadaşlar. Hani şimdi, böyle laf olsun diye yazılan isimler hariç. Yok güzel, ben, gerçekten yok, güzel gerçekten isim. Ben mesela şey zor kızı mesela bal kızı oldu şu oldu bu oldu. Ben herkesin şey yorumlarını dinliyorum, okuyorum. Mantıklı ise ben o, mesela zor kız gene sizden çıktı arkadaşlar. Aynen, ben takmadım yani. Ben takmadım bu ismi. Güzel bir şey çıkarsa en çok beğeni alan yok ismi mi?
Yok, en çok içmesinden ismi. Ha, hangi gerek yok yani. Hiç, güzel kimse... fikirler versin herkes. Çünkü bazıları yüklenirler bir şey çıkarır. Benim içmesinden şöyle güzel bir isim olursa takarız. Hı. Şimdi mesela benim kafamda mesela Batır var. Ama Batır'ın şeyi öyle olduğu için ömrü korkuyorum. Adı gibi olursa diye değil mi? Onun için şey yapmıyorum. Ama isim bir şeyler bulmak lazım buna. Yani kafanızda güzel isimler varsa takılabilir. Şeyde bence Legolas olsun. Benim dün bir şeyde gördüm de mesela Sungur. Sungur böyle birini rencide etmeyiz değil mi? İlginç bir şey. Sungur. Ya Sungurlar diye bir dizi vardı. Yok o değil. Onun şeyi özü şeye gidiyor bu. Başka bir anlamı var Türkçe. Osmanlıca bir şey. Bir de Dirilişte Sungur Tekin diye isim vardı yani. Şimdi mesela şeyde ben onun kelimenin manasını tam olarak hatırlamıyorum da bakmıştım şey mesela Türkler de şey yaptı. Uçak mı Sungur, beyaz Sungur mu dedi, siyah Sungur mu, öyle bir şeyler yaptılar. Yani Sungur mesela benim isim olarak ilgimi çeken isimlerden biri Sungur. Sungur Tekin olmasın, Sungur olsun. Bilmiyorum, neyse de sizin şeyleri yor. O arkadaşlar, sizden istediğim bir güzel isim aklına gelen varsa söylemeniz, yazmanız. İkincisi, bizim sürprizimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizim Poyraz'ın, Junior Poyraz'ımızın hakkında ne düşünüyorsunuz? Junior Poyraz de koymayacağım bunu. Onun için direkt bir isim takalım. Babışa. Babışa. Onun için arkadaşlar sizden isim bekliyorum. Tez ekeleşecek diyor. Şey, dişilerle falan şey yapıyormuş bu. Spa. Tez ekeleşir bu abi falan diyor. Tez ekeleşen de köpek tez kavga eder. Tez yapar. Sıkıntılı yani. Tez bağlanmak zorunda kalayım. Ona göre. Yavrum şöyle güzel bir poz ver de. Neresi güzel ki güzel poz versin değil mi? Değil mi babuş? Değil mi babuş? Gözünde ben var ha. Sol gözünde ben var. Bol şey. İçinde mi? He içinde. Göremek. Baba sıkılıklı. Sen de mi bana ters ters bakıyorsun? Gördün mü? Gördün mü? Ben var. Hareket ediyor ki. He. Çıplak gözle görmek. Of, kar içeri giriyor. Bunda şimdi arkadaşlar, şimdi bizim göstereceğimiz buydu. Sürprizimiz buydu. Sizden sürprizimiz hakkında şeyleriniz, fikirleriniz, Poyraz'a benzeyip benzemediği, artık mutlaka isim, arkadaşlar isim bulalım, güzel bir isim takalım buna. Bunu çıkartmayayım çünkü arkadaşlar köpek geldiği zaman ilk en azından bir elimizden yemek yiyesin ki burayı biraz benimsesin, ondan sonra çıkartırız diyorum. Köpeklerin hepsi içeride ama ben gene de çıkartmayacağım çünkü kaçar. Hava da soğuk zaten. Benim bebiş bu. Oldu arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı günler. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.